Evet Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu üzerinde konuşmak üzere huzurunuzdayım. Ama bunlara ilişkin söyleyecek söz yok. Çünkü ben deprem bölgesinin milletvekiliyim. Deprem zamanı bu kurumların hiçbirisi Kahramanmaraş'ta yoktu. Olmamaları da doğaldı. Yani bunlar ne yapacaklar deprem bölgesine gelip de. Ama olması gereken bir kurum vardı. AFAD. AFAD da yoktu. Hükümet yoktu. 5 gün, 6 gün, 1 hafta boyunca insanlar enkaz altında diri diri rahmetli oldular. Yanarak öldü insanlar. Hükümet yoktu. Hiç kimse yoktu. 99 depreminde değerli milletvekilleri, enkazın üstünde arama kurtarma ekipleri şöyle bağırıyordu. Sesimi duyan var mı diyordu. Bu deprem ne oldu biliyor musunuz? Enkazın içerisindekiler aşağıdan sesimi duyan var mı? Bana yardım edin diye bağırdı ama yoktu kimse. AK Parti hükümeti, AFAD, hiç kimse yoktu. Bugün var mı? Bugün de yok. Bugün de yok. Deprem bölgesini unuttunuz. Deprem bölgesinde insanların neler çektiğini unuttunuz. Orta hasarlı binalar sorunu var. Orta hasarlı binaları güçlendirmek istiyor vatandaş. Hayır diyor AK Partili belediyeler. Nasıl olacak? Filanca şirkete git, 50 bin lira yatır, öyle güçlendir. Oradan da malı götürmeye çalışıyorlar yani. Köylerde güya deprem konutları yapılacaktı. Kahramanmaraş'ta nerede bu konutlar? Afra tafra Tayyip Bey geldi. Temel atıldı. Temel atılan yerde betonun gramı yok, gramı. Boşa temel atmışlar. Köylerde hiçbir şekilde hiç kimseye bir şey vermediler. Hastane krizi var Kahramanmaraş'ta. Yalvardık, dedik ki bakın Necip Fazıl Şehir Hastanesi buraya yapılmaz. Deprem bölgesi burası. Fay hattı var dedik. Dinlemediler, yaptılar. Depremde ilk orası gitti. Peki şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şimdi acil durum hastanesi yapacakmış beyler. Nereye? Otogar civarına. Peki orada durum nedir? Maraş'ın en fazla zemin sıvılaşmasının olduğu alan 35 metre aşağı inilmiş, balçık çıkmış. Akıllanmıyorsunuz ya. Ya bari burada akıllanın da bunu yapmayın. 15 Şubat'ta depremden 9 gün sonra televizyonlarda Türkiye Tek Yürek kampanyası yapıldı. Herkes bağlandı. Ağzını açan 5 milyon, 10 milyon, 50 milyon. Milyonlar havada uçuşuyordu. Açıklandı, 115 milyar topladık dediler. Geçtiğimiz günlerde Sayın Ali Yerlikaya'ya bir soru önergesi verdim. Ne kadar toplandı diye, ne oldu diye. Hani 115 açıklamışlar diye. Ali Yerlikaya diyor ki 85 toplandı diyor. 85 geldi diyor. Bu 30 milyar nerede? 30 milyar TL. O televizyonlara çıkıp benden 10, 15 diyen AK Parti'nin müteahhitleri, beşli çetenin hangisi bu parayı yatırmadı? 10 deyip de ne kadar yatırdılar? Bunları açıklamak boynunuzun borcudur. Değerli arkadaşlar, deprem bölgesinde durum böyle. Peki Türkiye'de? Türkiye'de de aynı şekilde. Biz bu bütçeye ret oy vereceğiz. Çünkü siz satıcı bir hükümetsiniz. Satıcı bir hükümetin bütçesine kabul oyu vermez, veremeyiz, vermeyeceğiz. Neyi satıyorsunuz? Satma konusunda çok uzmansınız. Fabrikayı, limanı, treni, sahili, dağı, taşı, dereyi, her şeyi sattınız. Her şeyi satmaya devam ediyorsunuz. Mağdurdunuz, mağrur oldunuz. Yola çıkarken mücahittiniz, müteahhit oldunuz şimdi. Değerli arkadaşlar, lafa gelince ne diyorlar? Her şeyi biz bulduk. Traktörü biz bulduk. Bizden önce traktör yoktu. Zaten siz olmasanız traktör olmazdı. Çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon. Allah razı olsun sizden ya. Siz olmasanız bunların hiçbirisi olmazdı. Ateşi siz buldunuz. Tekerleği siz buldunuz. Telefonu, elektriği, parayı da siz buldunuz. Gerçi parayı buldunuz, doğru. Parayı buldunuz, sağlam buldunuz parayı. Malı götürüyorsunuz. Malı götürüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki 30 Nisan 2013 bakın Erdoğan diyor ki göreve geldiğimde faiz oranı %47 idi. Nereden nereye geldik diyor. AK Partili vekil arkadaşlar, faiz oranı bugün ne kadar? Açıklama yapıldı değil mi Merkez Bankası'ndan? Kaç oldu? 47,5 oldu. Nereden nereye gelindi değil mi? Hele bir de son günlerde gündemde başka bir konu var. Atatürk'ü sevmeyen bir asker olur mu? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmeyen askerler var. Ona karşı çıkan, yanlış yapıyorsunuz diyen teğmen de disiplin soruşturması geçiliyor.
Sayın Öztunç, ben memnuniyetle tabii ki bir dakikaları veririm. Bugün grup başkan vekilleri kendi arasında uzlaşarak böyle bir karar aldılar. Yoksa ben hiçbir hatipin söz hakkının kısıtlanmasını kabul etmem. Bu konuda oldukça da esnek davranıyorum ama bugün grup başkan vekillerinin talebi uyarınca böyle bir karar alındı. Grup başkan vekillerimiz bizden kesilen birer dakikayla kendileri beşer dakika konuşlar olmaz. 600 vekil var, sadece grup başkan vekilleri yok. Biz bir dakika konuşabilmek için yarışıyoruz ama bir dakika hakkımızı vermiyorsunuz. Ben hakkımı istiyorum. Size değil Sayın Başkan. Sayın Öztunç, sizden önceki hiçbir hatibe vermedim. O nedenle siz konuşmanıza devam edin. Sayın Öztunç, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar açın sistemi. Buyurun son cümlenizi alalım Sayın Öztunç. Evet. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli arkadaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başındaki Genelkurmay Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmak zorundadır. Bir başkasının değil. Tarikatın değil, cemaatin değil. Mustafa Kemal Atatürk'ün ya askeri olacak ya da o görevden ayrılacak. Teşekkür ederim Sayın Başkanım.